Geçmişten günümüze birçok güncelleme videosu hazırladım. Kendimce teoriler yürüttüm ve Minecraft'ın doldurulması gereken önemli özelliklerinden bahsettim. Onca söylemden sonra artık bunların bir anlam kazanması beni çok mutlu etti. 16 Ekim 2021'de gerçekleşen Minecraft Live etkinliğinde oyunla ilgili olabilecek yeni güncellemeler, mağaralar ve kayalıklar güncellemesinin ikinci kısmı ve merak edilen her şey açıklandı. YouTube ve Nimo TV üzerinden ben de aynı anda canlı yayın yaparak bunu size sundum. Tepkilerimizi birlikte verdik. Güncellemeleri birlikte öğrendik. Bu videoda sizlere Minecraft'ın gelecek güncellemeleri hakkında etkinlikte sunulan her şeyi anlatacağım. Detaylara geçmeden önce sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Bir süredir yayınlara devam etmedim. Bazı sorunlar vardı ama artık yayınlara Nimo TV üzerinden devam edeceğim. 17 Ekim 2021'de yani pazar günü saat 20.00'da Nimo TV'de yeni bir multiplayer seriye başlıyoruz. Kalabalığız. İçerik olarak da Deepcraft'ı özledim. Bu tarz bir şey yapacağız ama Minecraft'ın 1.25 sürümünde gibi düşünün. Çok çok iyi olacak. Açıklama kısmında yayın bağlantım var. 20.00'da hemen hemen her gün sizlere yayınlarıma bekliyorum. Caves and Cliffs güncellemesinin ikinci kısmı 1.18 1.2 ay içerisinde yayınlanacak. Tarih olarak ben en geç 16 Aralık diyorum. Çünkü yıl sonu olduğu belirtilmişti. Mekaniksel olarak merak edilen en önemli konulardan bir tanesi dünyanın derinliği artıyor. Daha önceki sürümlerde oluşturulmuş dünyalar bu güncelleme yükseltildiğinde uyumluluk içermesi büyük bir önem taşıyordu. Minecraft'ta bir güncelleme geldiğinde ekleden yeni özelliği hiç gitmediğiniz yerlerde bulabilirsiniz. Daha önce açtığınız çanklarda falan bunlar oluşmaz. Önemli olan şey de buydu zaten. Ama artık geliştirilen mekaniksel yöntemden dolayı dünyanız yükseklik olarak da yenilenebilecek. Yani 0. katmandan sonra eski dünyalarda da 1.18'e uyum sağlanacak. 1.18'den en büyük beklentilerimizden bir tanesi Warden'dı. Hep bekliyorduk sürekli Warden gelecek falan diye. Sıradaki güncellemenin özelliğiyle birlikte Warden 1.18'in içeriğinde olmayacak. Ayrıca keseler ve arkeoloji sisteminin de 1.18'de olmayacağını şimdilik biliyoruz. Bunlar 1.19 sürümünde gelecekte olacaklar mı? Bu konuda da herhangi bir bilgi yok. 1.19 güncellemesi Bedrock ve Java üzerindeki farklılığı kaldırmayı hedefliyor. Bu mekaniksel anlamda ne kadar gelişir bilmiyorum ama Java'da oluşturduğunuz bir seed Bedrock için de geçerli olacak. Bedrock için oluşturduğunuz bir seed Java için de. Yani dünyaların oluşumu Java ve Bedrock için birbirinden farksız olacak. Ayrıca Java'daki dünyalarınızı Bedrock'ta, Bedrock'taki dünyalarınızı da Java'da uyumlu bir şekilde oynayabileceksiniz. Bu arada Java ve Bedrock Xbox Game Pass'e geliyor ve burada birçok şeyin birleştirileceği de belirtildi. Bu konularda tam olarak hala anlamış değilim ama Java ile Bedrock'ın aynı dünyalar üzerinde oynanması sağlanabilir. Buna da zaten mizahi olarak Baba Edition demişler. 1.19 ile ilgili yeniliklere devam etmeden önce Minecraft Dungeons oynuyorsanız yine sizin için sevindirici haberler var. İlerleyen dönemlerde yayınlanabilecek birçok DLC tamamlanmış ve oyun içeriğinde artık macera puanları kazanabileceğiniz haftalık görevler veya bu tarz sezonluk maceralar da ekleniyor. Kule adı verilen yeni bir oyun modu da Minecraft Dungeons'a geliyor. Caves and Cliffs 1.17 ve 1.18 güncellemesinden sonra sıradaki güncelleme The Wild Update. Wild birkaç anlam içerebilir. Vahşilik veya yabanilik. Güncelleme içeriğinde Warden çok önemli bir role sahip. Bununla birlikte belirli başlı bazı biyomların daha da geliştirilerek 2022 yılında çıkması planlanıyor. Elden geçirilen biyomlardan Huş Ormanı paylaşılan konsept tasarımıyla oldukça dikkat çekti. Ağaçlar üzerinde mantarlar, daha fazla çiçek çeşitliliği, dallanmış ağaçlar veya devrilmiş içi çürümüş kütük. Bu insanı gerçekten etkiliyor. Eklenecek yeni bir biyom var. Buraya mangrove bataklığı deniyor. Birkaç yıl öncesini hatırlarsanız aslında mangrove bataklığını biyom oylamasında görmüştük. Mangrove bataklığı çamurlardan ve oldukça büyük köklü ağaçlardan oluşuyor. Bu ağaçla birlikte yeni yaprak ve ahşap bileşenleri ekleniyor. Çit basamak merdiven gibi. Dokusu bana orman ağacını anımsattı. Sanki meşe ile orman ağacı biraz karıştırılmış ve mangrove ahşapları ortaya çıkartılmış. Dokusal konuda bir şey söylemek istemiyorum çünkü güncellemenin geliştirilme sırasında bunlar çok çok iyi hale getiriliyor. Bölgede bulunan zemindeki o grimsi blok çamur olarak belirtildi ama dokusu
hiç onu anımsatmıyor veya üzerinde yürüdüğündeki hissiyat nasıl bilinmiyor. Çamur bloğunu istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey elinize bir şişe su alıp toprağa sağ tıklamak. Ayrıca damlataş sarkıtı üzerine çamur koyarsanız damlataş sarkıtı çamurdaki suyu emerek bir süre sonra onu kile çeviriyor. Mangrove ağacı fidanlarla suda yetiştirilebiliyor ve dokusu daha önceki fidanlara göre çok farklı. Bir farklılık olarak düşündüğüm şey var. Ağacı kestiğimizde, ağacın yaprakları yok olurken veya ağacın yapraklarını hasat ettiğimizde mangrove fidanı elde edemeyeceğiz. Çünkü yapraklar üzerinde meyve gibi veya tohum gibi şeyler var. Bunlar zamanla oyuncular tarafından toplanabilir hale gelebilir. Çamurdan yapabileceğimiz yeni bir tuğla türü var. Aslında buna kerpiç mi demeliyim bilmiyorum ama oyuna çamur tuğlalar da ekleniyor. Yapıcı bir şekilde diğer tuğlalarla bir arada kullanıldığında oldukça iyi yapılar ortaya çıkartacağımızı düşünüyorum. Ama dokusu konusunda çok emin değilim. Güncelleme açıklandığında ilk aklıma gelen şey bataklık mı yeniliyor falan olmuştu. Wild mı? Ne? Evet. Bataklık ne bu? Evet, bir nevi doğru tahmin etmişim. Bataklık gerçek anlamıyla yenileniyor. Burada yeni birkaç canlı olacak. Bunlardan ilki ateş böcekleri. Dikkat çekici bir şekilde sürekli ışık saçıyorlar. Ve bunlar bir tane değil, çok fazla bir aradalar. Ses çıkartırlar mı? Bu ses ambiyansı benim için çok önemli. Diğer canlımız ise kurbağalar. Ateş böceklerini afiyetle yiyebiliyorlar. Dokuları, hareketleri, zıplamaları ve o çenelerindeki şişme gerçekten çok çok hoşuma gitti. Kurbağalarla ilgili çok fazla detay, görüntü paylaşıldı. Animasyonları vesaire şu anda iyi konumda ama daha iyi hale getirilebilir mi? Olabilir. Özellikle nilüferler ve damla yapraklar üzerine zıplıyorlar. En sık yaptıkları şey bu. Onları çoğaltmanın bir yolu var, evet. Nilüfer demişken çiçekli bir nilüfer türü de gözden kaçmadı. Sürülerce kurbağa yavrusu, iri başları da oyunda göreceğiz. Şimdi işler burada çok daha detaylanıyor. İri başları su kovasıyla yakalayabiliyorsunuz. Ve su kovasıyla aldınız, karlı bölgeye soğuğa gittiniz. Orada bir iri başı yetiştirdiniz, kurbağa yaptınız. İşte kurbağa kışa adapte olarak görünümü değişiyor. Ortamın sıcaklığına bağlı olarak kurbağanın farklı bir çeşidine bürünüyor desek daha iyi olur. Şu anda bilinen 3 farklı kurbağa türü var. Normal kurbağalar, bataklıktakiler, kar kurbağası ve tropikal kurbağa. Minecraft 2-3 yıl oynayan insan artık korkmuyor, bir şeylere alışıyor. Ama gelebilecek yeni bir güncellemeyle Deep Dark'la bu hissiyatı, korkuyu tekrardan yaşayacağız. Oyunun en derinliklerinde derin karanlık antik şehirler bulunuyor. Yayın esnasında bu görsellerle birlikte arka planda çalan müzik bizi inanılmaz etkiledi. Bunun umarım bir müzik diskine ait olduğunu güncelleme çıktığında görürüz. Bu bölgeye ait atmosferik bir ses de korkmamızı sağlıyor, hissiyat uyandırıyor. Dikkati çeken diğer şey antik şehrin boyutlarının devasa olması, küçücük bir yer değil. Burada sular lavlar içermeyecek. Yükseklik olarak -1'den -64 arasında oluşacak. Skulk'la ilgili tüm bloklar bulunacak. Bilinen bir diğer bilgi, Warden dışında hiçbir canlı bu şehirde ortaya çıkamıyor. Yapısal olarak derin kayrak taşları, bazalt blokları, ruh feneri veya bu temada eşyalardan oluşuyor. Yun'un üzerinde yürüdüğünüzde ayak sesinden bir titreşim meydana gelmiyor. Skulk bunu fark edemiyor. Ve yapı içerisinde de Yun'dan yollar mevcut. Skulk sensörünü bir nevi gördüğümüzde evet ne işe yaradığını anlamıştık. Ama diğer bloklar, Skulk katalizörü nasıl bir işlere sahip olabilir bunu merak ediyorduk. Anlam kazandı. Skulk katalizörünün yakınında eğer bir canlı ölürse Skulk blokları çevreye parazit gibi yayılıyor. Üzerindeki ruh animasyonu veya bloğun işleve geçme anı gerçekten çok iyi. Ayrıca ölen canlının XP miktarı çok fazlaysa yayılan Skulk bloklarının miktarı da artıyor. İşte XP miktarına göre daha büyük alana yayılıyor diyebiliriz aslında. Bu blokların yayılımı XP'den olduğu için XP'yi emebiliyorlar mı? Henüz bir şey bilinmiyor. Yani eğer emiyorlarsa XP tankı denilebilir bunlara. Çapayla hızlı kırılabiliyorlar. Kırıldıklarında da XP'yi düşürebiliyorlar. Bu yüzden böyle bir fikre büründük. Eğer onları blok olarak elde etmek istiyorsanız çapanızda ipeksi okunuş büyüsü kullanmanız gerekiyor. Diğer türlü
Sadece XP elde ediyorsunuz. Deep Dark'ın en ama en ürkütücü yeni bir bloğu var. Buna aslında uyandırıcı diyebiliriz. Warden'ı öyle çevrede dolaşırken falan göremeyeceksiniz. Eğer bir antik şehir bulursanız burada hareketlerinize göre ortaya çıkacak. Kendisi Skag bloklarının içerisinde, yer altında, bloklarda dolanıyor. Hareketlerinize göre eğer Skag sensörleri uyandırıcılara titreşim gönderirse ve bunu çok fazla ısrar ederek yaparsanız Warden yer altından çıkıyor. Ve bu esnada da alabileceğimiz yeni bir etki var. Karanlık. 20 veya 30 saniye kadar sürüyor. Bu Warden'ın sizi arayış süresi aslında. Warden demişken kendisi kör bir canlı biliyorsunuz. Titreşimler veya sinyaller üzerine sizi fark edebiliyor. Hareketinizi çok böyle sessiz yaparsanız sizi göremiyor. Ama artık koku özelliği de Warden'a gelmiş. Çok yakınında bulunursanız sizin kokunuzu alacak ve sizi öldürecek. Netherite set olsanız dahi fark etmez. 2 hitte Warden sizi öldürüyor. Bu bölgede ganimet sandıkları da bulabileceğiz. İçerinde büyüler, ipler, kartopları falan gördük ama değişebilir. Artık oyunda teknelerimize sandık ekleyebiliyoruz. İçerisinde taşımacılık anlamında mekanizmalar kurulabilir mi bilmiyorum. Ama restoran anlamda işe yarayacağına eminim. Şimdi umarım unutmamışsınızdır. Bu yıl bir mob oylaması vardı. Glair, Eli ve Cooper Golem. Birkaç aşamadan oluşan oylama yapıldı. Canlı seçildi. Ben ise kendi fikrime göre Glair'i kafadan direkt elemiştim zaten. Aklımdaki şey Eli ve Cooper Golem'di. İlk aşamada Eli'ye oy verdim. İkinci aşamada ise Cooper Golem'e. Kazanansa Eli oldu. İki canlı da oyuna eklense ben tamamdır. Çünkü ikisi de çok hoşuma gidiyordu. Cooper Golem'i umarım ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Kendisiyle birlikte bakır düğmeler oyuna ekleniyordu ve Golem tarafından bunlar kullanılabiliyordu. Alaya gelecek olursak kendisi sadece yerde bulunan itemleri toplayabiliyor. Yani siz ona bir item tanımladığınızda gidip yoktan var edemiyor itemleri. Sandıkları açamıyor. Sadece yere düşmüş, droplanmış itemleri alabiliyor. Oyuncuya getirebilir veya nota blokları hazırladıysanız nota bloğuna gidip o itemleri bırakabiliyor. 2021 Minecraft Live'dan tüm bilgiler bu şekildeydi. 1.17-1.18'den sonra yani çok büyük bir güncelleme beklemiyordum ama bence oturaklı, Warden'la çok iyi hale gelmiş bir yenilik bizleri bekliyor. Şimdiden yine sabırsızlanıyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, görüşleriniz çok önemli ve abone olmayı unutmayın. Nimo'da da canlı yayınlarım oluyor. Sizleri Nimo'ya da bekliyorum.